Merhabalar, bugün Comparable interface'ini işleyeceğiz. Kitap bundan bahsetmiş. Bir de bunun yanında Comparator'ı da işlemem gerektiğini düşünüyorum. Kitap çok bahsetmemiş. Yani bu bölümde değinmiş ama ayrı bir konu olarak değinmemiş. İkisini bir işleyeceğiz. Bunu da işledikten sonra artık şu bölümü kapatmış oluyoruz. Yani Chapter 3'ü kapatmış olacağız. Dedikten sonra hiç uzatmadan başlayalım. Ben tabii yine sınıfları önceden hazırladım. Eskiden beraber yazmayı tercih ediyordum ama şimdi konular derinleştikçe çok fazla yazılım da işin içine giriyor. Çoğunu önceden hazırlamam gerekiyor ki sizin çok vaktinizi almayayım. Sıkıcı bir video olmasın. Dedikten sonra başlayalım. Nedir bu Comparable? İlk bir tane kitap diye bir sınıf yarattım. İçerisi hiç kafa karıştırıcı değil. Hemen özet geçeyim. Hani şu size yabancı gelmemesi için. Bir tane kitap sınıfım var. Şimdilik şurayı görmeyin. İçerisinde bir string isim var ve integer sayfa var. Yani sayfası ve adı var benim kitabımın. Bunun constructor'ında da bunları eşlemesini yapıyorum. Getter setter'larım hazır. Otomatik oluşturduğum bir toString metodu var. Bunu geçen derslerde gördük. ToString'i niye override ettiğimizi, ne zaman gerektiğini vesaire. Bir de bunun yanında compare to diye bir override ettiğimiz şey var. Şimdi zaten bunu işleyeceğiz. Bu comparable arayüzü, bakın gittiğimde detaylı, bu da kitabımızın yazarı bu arada, bunu da yazmış. Gördüğümüz bir tane imzasında ne var? Generic bir tane obje alan bir metot şeyi görüyoruz. Değil mi burada? Açıklaması. Şimdi bunun tam olarak gerçekleştirdiği şey şu. Siz ne zamanki comparable interface'ini implement ederseniz artık belirli bir şekilde bu sınıfın instance'larını, oluşturduğunuz değerleri bir sıraya sokabiliyorsunuz. Yani kıyaslayabilir hale getiriyorsunuz. Bunu implement ettikten sonra şunu sileyim. Bakın. Bir interface olduğu için sizden tabii ki bu metodu implemente etmenizi isteyecek. Bakın burada geldi. Bunun özelliği de şu. Eğer bir comparable çağırıyorsanız genelde aynı sınıfın objesinden çağrılıyor ve bunu zaten override ettiğinizde de sizin için şöyle bir metot yazmış olacak. Biz tabii eski metodumuza dönelim. Compare to'yu override ettim. Implement ettiğim için bunu yazdırdım. Şimdi buraya siz mesela bir kitabı neye göre sıralayabilirim? Hani bunu hiç değişmeyecek, yani ileride değişse bile revize edilmesi kolay bir şekilde düşünebilirsiniz. Neye göre sıralayabilirim? Ben burada sayfa sayılarına göre, yani sayfayı küçükten büyüğe sırala gibi bir yapı yaparsam doğallığı da bozmam. Hani olması gereken bir şey diyebilirim, değil mi? Hemen gidelim bunu test edelim. Nasıl çalışacak? Bir de şeyden bahsetmiştim. Comparator'da anlatacağım demiştim. Ona şu an girmiyorum. Şu örneği gösterip gireyim. O zaman şunu da kapatarım. Kapattım. Şimdi burada ne yaptım? Main metodumda, deneme metodumda bir tane kitap listesi oluşturdum. Array list. Kitap türünde. Ondan sonra içerisine de iki tane kitap objesi ekledim. Instance'ını yaratıp. Burada ne? Bir tane Shibumi 500 sayfa. Otomatik Portakal 200 sayfa. Ya, bunlar yaklaşık değerler. Tam hatırlamıyorum ama ikisi de güzel kitaptır. Özellikle Shibumi'yi tavsiye ederim bu arada. Sonrasında ise ben bunu direkt collection.sort yani nokta sort çağırıp burada oluşturduğum kitap listesini buraya verebiliyorum. Bakın normalde bu sortu aynı şekilde array sortu da kullanabilmeniz için sınıfınızın comparable'ı implemente etmesi lazım. Bunu da şöyle görebiliriz. Bakın şunu kaldırıyorum. Ve kızmasını bekleyeceğim. Diyor ki hop beni kullanamazsın diyor bunu implemente etmeden. Tamam dedik. Implemente ettik, artık kızmıyor. Çünkü ben ona nasıl sıralaması gerektiğinin kuralını burada vermiş oluyorum ki sort mekanizması işleyebilsin. Ya zaten burada detayına gittiğinizde işin şeyini daha çok görürsünüz. Yani sort'u kullanabilmem için neyi? Comparable'ı implemente edeceğim. Ondan sonra bakalım benim için bu sıralamayı gerçekleştirmiş mi? Dedikten sonra bir an ediyorum. toString yazdığım için bunları istediğim formatta getirdi. Evet, sıralama Otomatik Portakal'ı başa almış. Niye? 200 küçüktür 500'den gibi bir mekanizması var. Şimdi yani Comparable'ın olayı bu şekilde. Eğer doğal bir sıralamanız varsa, buradaki doğalı vurguluyorum. Bunu aynı zamanda isme göre de sıralayabilirdiniz değil mi? Mesela hani veya farklı parametreler olabilir. Onu da şu phone number örneğinde vereceğim. O zaman da Comparator'ı kullanmak mantıklı. Bu nasıl çalışıyor? Bu da yine aynı şekilde bir interface. Bunu implemente ediyorsunuz. Implemente ettikten sonra artık o hangi sınıfınızın şeyini yapacaksanız, istediğiniz kuralda bir sıralama yapacaksanız. Mesela diyorum ki burada yine bu da gidelim. Bunun da compare diye bir metodu var. Aralarındaki fark zaten şuradan başlıyor. Bu iki tane obje alıyor. Bakın burada Comparable'a baktığımızda bir tek obje aldığını görüyoruz içerisine jenerik bir şekilde. Burada da bu iki obje arasındaki isimleri kıyaslayarak bir sıralama yapıyorum. Bakın yine gelelim bunun örneğini de görelim. Bunun kullanımı da şu şekilde oluyor. Şurada bir sıralama 2 dedim. İsim kıyaslamadan bir tane nesne yaratıyorum. Şu Comparator'ı implemente ettiğim sınıftan. Bir tane nesne yarattıktan sonra gidiyorum collection sort'ta bu sefer gidiyorum hali hazırdaki sıralama mekanizması gibi değil de isme göre sırala diyorum. O da bana gidiyor bu sefer isme göre sıralıyor. Şimdi bunları run edelim. Sıralama 2 Otomatik Portakal. Şimdi tabii bir değişim göremeyeceğim ki nasıl göreyim? Hani bu zaten böyleymiş. Şimdi şuraya şöyle bir şey eklersem burada sıra Otomatik Portakal ilk gelmiş. Shibumi en başa gelecek bir şey ekleyeyim. Mesela A harfi başa gelir herhalde. AB dedim. Şimdi bunun sıralamasını yapalım. Bakın AB'yi ne oldu? İsme göre sıraladığımda başa aldı. Değil mi? Yani artık hani şu tarz şeylerde oluşturabilirsiniz. Peki ne zaman hangisini kullanmakta fayda var? Yani farklı bir hani doğal şey hani farklı objelerin yani bunu nasıl doğru açıklayabilirim? Eğer hani hiç değişmeyecek hep sayfaya göre sıralama tarzı bir şey istiyorsanız ya bu arada ismi burada da kıyaslayabilirdik ama buradaki kıyaslamamız biraz daha farklı. Hani hem tarih hem ne bileyim başka parametrelerde işin içine girdiği zaman ki yine göstereceğiz bu örneği. O zaman Comparator kullanmakta fayda var. Ama eğer sizin hani düz bir sıralamanız varsa bu sefer de Compare kullanmakta çok daha fayda var. Şu kitabın örneği Case Insensitive String diye bir örneği var kitabın. Bu da Comparable'ı implemente ediyor ve gidiyor. Aynı şekilde bakın bu da şu tarz bir sıralama yapmış. Bu şekilde. Bir de Comparator'ın şu tarz bir kullanımı var. Yine kitabın bahsettiği. Bundan da çok kısa bahsedeyim. Şuralara hiç takılmayın ama çok kısa sınıfı özetleyeyim. Hani çünkü sınıfı siz böyle gördüğünüzde bunlar ne falan kafa karışıklığı olabilir. Burada Cloneable bunu geçen derste anlattık. Comparable yine phone number alıyor. İçerisine tabii ki ne yapacağım? Bunu implemente etmem lazım. Interface'i. Alan kodu, prefix ve line number diye bir şey var. Telefon numarasının. Böyle bir constructor'ı var bunun. İçerideki diğer metotların hiçbir önemi yok. Hash code, equals bunları da işledik. Geçiyorum. Bizim şu an ilgimizi çeken şey şurası. Compare to metodu ve Comparator. Şimdi buradaki mentalite de şu şekilde. Siz hem Compare to'yla Comparator'ı kombinleyebilirsiniz. Bakın burada neyi implement etmiştik? Comparable'ı. Buradan ne geliyordu? Şuradan hatırlayalım. Comparable bana compare to'yu getiriyor. Okey. Şimdi geldim buraya. Bir Comparable'ım var. Yani compare to'yu ne yapacağım? Implemente etmek zorundayım. Okey. Buraya geldim. Ama siz oradaki hani Comparator'ın bana saldığı özellik neydi? Hani daha biraz daha farklı bir sıralama. Doğalın dışında gelen bir sıralama tarzı bir şey olduğu için mesela bunu şu tarzda yapabilirsiniz. İçeride bir tane statik Comparator belirleyip içeride mekaniğinizi böyle kurabilirsiniz ama Joshua bunun yavaş çalıştığını söylüyor. Hatta %10'a kadar bir yavaşlık getirdiğini söylüyor. Ben denemedim. Ama o diyorsa doğrudur herhalde. Ama böyle bir kullanım da mevcut. Yani çoğu yazılımcının da kullandığını söylüyor. Burada ne yapıyor? Şu dokümanı da şurada açmıştım. Bunun Comparator'ın tonla fonksiyonu var sizin için sağladığı. Hani bu dokümantasyonu koyarım şeye, yani siz de erişebilirsiniz. Size sağladığı birçok güzel metot ve özellik var. Mesela şu onlardan bir tanesi. Comparing int diyoruz. Integer. İlk alan koduna bak. Eğer alan kodu eşitse prefix'e bak. Prefix eşitse line numarasına bak ve ona göre bir sıralama işlemi gerçekleştir gibi bir yapı da böyle kurulabiliyor. Yani işin özeti bu şekilde. Bu konuyu çok da uzatmaya gerek yok. Bunları yani ihtiyaç olduğunda sizin bir sort algoritması yazmak yerine bunları kullanmanız çok daha yani şu tarz bir kullanım yapmanız çok daha kullanışlı olur. Anlamadığınız bir yer olursa sorabilirsiniz. Umarım yine anlaşılır bir video olmuştur. Keyifli seyirler.